Kontrol duygusu. Bir insanın en büyük korkusu kontrol duygusunu kaybetme kaygısıdır. Kendisiyle, yakınları ile, beden ve akıl sağlığı ile kontrolü kaybedeceği düşüncesi bile o insanı çaresiz ve güçsüz yapar. Kendisini kötü hissetmesine netice verir. İnsanoğlu doğaya hakim olma çabasındayken midesine, kalbine, iç organlarına sahip olamadığı ve kontrol edemediğini fark etmesi onun kendisini kötü hissetmesine neden olur. Bir çocuk düşününüz. Korkulu anın nedir denirse kendini güvende hissedemediği, kendini yönetemediği anı söyleyecektir. En mutlu anın nedir denildiğinde ise korktuğu anda annesinin kucağına sığındığı dakikaları söyleyecektir. İşte insanoğlu da kontrol duygusunu kaybetme korkusu veya gelecek korkusu ile kendini tehlike ve tehdit altında hissettiği anda sığınacak bir liman arayacaktır. İnsanoğlu yüksek bir akıl cihazına sahip fakat bu cihaz isteklere cevap verecek güce sahip değil. En iyiyi, en güzeli istiyor. Hastalıklar, olaylar, belalar onu bunalıma itiyor. Korkular, kırgınlıklar, aşağılık ve suçluluk duyguları mutluluğu engelliyor. Olaylar karşısında güçsüz, çaresiz ve yetersizlik duygularıyla kıvranırken intihar etmek ve ölmek daha anlamlı hale geliyor. Bu ruh halindeki bir insan eğer depresyonda değilse bile girmek üzeredir. Ama içtenlikle dua etmek alışkanlığına sahip ise büyük bir güce sahip olmaktadır. O çocuğun korktuğu anda annesine sığındığındaki mutlu ve güvenli hali gibi, güçsüz, zayıf ve çaresiz insanın yüce yaratıcıya sığındığı anda ruh hali güven ve teselliye dönüşecektir. İslam inancında bunun adı tevekküldür. Üzerindeki fazladan yüklenmiş olan yükleri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her şeyin kontrolü onda olan yüce Rabb'e sığınarak teslim olmaktır. Büyük İslam alimi Bediüzzaman, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de iki dünya saadetine netice verir derken insanlara büyük teselliyi ifade ediyordu. Fakat bu tevekkül her türlü önlem alındıktan sonraki tevekkül olarak değerlendirilmelidir. Peki bu konuda pozitif bilim ne diyor? Modern dünyamızda bir inanç vardı. Tıp pozitif bilimdir, manevi inanç teokratik bir konudur. İkisi birbiriyle hiçbir zaman uyuşmaz diyorlardı. Bu inanç sarsıldı. Çünkü manevi yaşantıların insan beyninde bazı kimyasalları harekete geçirdiği, bu kimyasalların savunma sistemini harekete geçirerek hastalıkları yendiği bilinmektedir. Daha önceki bölümlerde ayrıntılı bahsettiğimiz bu gerçekler, tıp bilimiyle manevi inancın birlikteliğinin insanın hem bedensel hem de ruhsal sağlığına büyük oranda olumlu etki yaptığını doğrulamaktadır. Nefret, kin, öfke, düşmanlık, suçluluk gibi olumsuz duygular, elem, keder gibi hisler, insan beyninin frontal alanlarında limbik sistemde aşırı metabolizma artışı yapıyor. Beyni kemiren düşünceler beyni yoruyor. Beynimiz bize yardım etmemeye başlıyor. Yüksek beyin işlevleri otonom sinir sisteminin işlevlerini bozuyor, birçok psikomatik hastalıklar ortaya çıkıyor. Astım, alerji, hipertansiyon, guatr, ülser, kolit vesaire gibi hastalıklar hedef organlarımızın hastalanmasıdır. Kişinin ümit, sevgi, bağışlama, yaratıcının ona yardım edeceği, onun ellerine kendini bırakma, ona güvenme, yalnız ona inanma, yalnız ondan yardım isteme duyguları iyileşme beklentisini arttırıyor. Artan iyileşme beklentisi beyinde serotonin, noradrenalin, nöropeptit gibi ruh halini düzenleyen salgıları arttırıyor. Bu salgılar limbik sistem, hipotalamus, hipofiz ve hormonal sistem ve kemik iliği yoluyla savunma sistemini kuvvetlendiriyor. Böylece organizmamız kendi kendine yardım ve tamir işlevini başlatıyor. İçimizdeki büyük doktoru ve geniş eczaneyi harekete geçirmek için sağlam manevi inancın somut etkilerini bilim gözüyle görebiliyoruz.